Hanefilere göre ikinci kunut duasının tahliline başlıyoruz. Allahu Ekber Tekbirin tahlilini yapmıştık, geçiyorum. Allahümme iyyâ kena budu ve lekenes nasjud buraya kadar olan kısımda şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Allahümme derken aynı şeyleri bir daha hatırlatıyoruz. E ince, şeddeli kalın, inceden kalına geçerken ince kalın ayrımına dikkat ediyoruz şeddeli lamın üzerinde bir elif miktarından fazla oyalanmıyoruz, tutmuyoruz. İkisi bir arada mutabık olması gerekiyor. Bir elifin ölçüsüyle, metri tabiinin ölçüsüyle tutma miktarı mutabık olacak. Allahu şeklinde. Yoksa Allahu veya Allahu şeklinde birbirine muhalefet etmeyecek. İkisi aynı boyda. Allahümme derken tuttuk. Neden? Çünkü burada teşdit malunne var. Teşdit malunne de teşdit bilavunneye göre bir hareket daha fazla eklemek suretiyle şeddeli mimin üzerinde oyalanmamız gerekiyor. Bunun miktarı bu. Yine dammeden Fethaya bir geçiş var, bağlantı var. Dudaklar geriye toplanacak. Humme şeklinde. Yoksa humme değil. Dudak talimi açısından doğrusu humme olacak. Bunu yaparken dikkat ediyoruz. Humme diye dudağı geriye doğru gerdirmek yok. Dağıtmak, yaymak yok. İyak ederken, teşdid bila gunne dolayısıyla inyâke diye bir gunne bulaştırmıyoruz ve tutmuyoruz. Şeddeyi belli edip geçiyoruz. Ya diye kalına da evirmiyoruz. ince istikametinde uzatıyoruz. Yine buradaki kef harfine dikkat. Türkçedeki alfabedeki k harfine benzemesin. Dil ortasının gerisine reddetmemiz gerekiyor. İyâke. Sonra ''Nâ' budu'' şeklinde bir sündürme yok. Yani ayının üzerinde gereğinden fazla oyalanmak hatalı bir okuyuştur. <Nâ bu>, ''Nâ' bu, nâ' bu'' ve ''nun'' ile ayın arasında aşmak da yok. ''Nâ' nâ'' açarsak ''med'' oluşur. Bazen bu namazın sıhhatine de zarar verebilir. Na'budu ve leke nusalli derken peş peşe harekeler var. Bazı kardeşlerimiz bu aralarda seyri değiştiri veriyor. Bu aralarda da mutabakat gerekiyor. Yani iyyake na'budu ve leke diye arada hemen bir hızlanı verdi. Ne oldu? Mutabakat kayboldu. Bu harekeler arasında da, met edilmeyen harekeler arasında da mutabakat olması gerekiyor. Ne ve leke nusa Budu Aynı şekilde mutabık bir hareke verilmesi gerekiyor. Nusalli derken sat harfinin kalınlığı nuran bulaşabiliyor, onu da kalınlaştırıyor. Nusalli değil, nu ince, nu so, sal diye kalın geçmek yoklem harfine. Salli, buradaki li'yi uzatma unutuyoruz. Hem bakın dik şekilde yazılmış bir kesre var. Hem de sakin bir ye var. Birini görmezsen birini gör uzat bunu. Nusalli şeklinde çok oyalanmakta şeddeli lamda hatalı bir okuyuştur. Ve ve nes sine hareke verenler olabiliyor. Sine hareke vermeden ve nes cud şeklinde duda ileride bırakıyoruz. Çünkü del harfi sakin, makabli bir önceki harf dammeli olduğu için bütün sakin harflerde dudaklar malumunuz makablinin harekesine göre şekil alıyor. Duda ileride bırakıyoruz. Cud şeklinde geriye çekmiyoruz. Ve nes cud dudak ileride kalacak. Bütün bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nescud ve nehfid doğru okuyuş bu. Buradaki muhtemel hatalarda şunlar. Ve ileyi leyi yaylanmak suretiyle ve dolayısıyla hareket vermek suretiyle biri okuyuş oluyor hata. Leyke leyke yine kef harfi yerine Nes'a'a diye sine hareke gelebiliyor. Sine hareke vermeden nes'a hareke vermeyeceğim diye sekte yapmak da yok. Yani nes'a şeklinde duraklamak da hatalı. Nes'a bir kelimedir. O kelime bütünlüğüne riayet ederekten okumak, çalışmak gerekir. Buradaki ayın harfi kalınlaştırıldığı oluyor. Nes'a değil. Nes'a ince olarak uzatıyoruz bir birer miktarı. Burada F harfinin noktası sanki H'da imiş gibi H yapılıyor. Ve nah fit şeklinde. Dikkat edelim o nokta F harfinin noktasıdır. Dolayısıyla H'da nokta yoktur. Aynın kardeşi olan H'dır. Hırıldatmadan, H yapmadan ince harfi olan ve nah şeklinde H harfini okumaya çalışalım. H ile karışmasın o nokta F harfinin noktası. Fildu şeklinde del harfi kalınlaştırıldığı oluyor. Fi, fid, fid. Bir de uzatılıyor. Fid şeklinde bakın uzatma yok. Uzatacak bir sebebimiz yok orada. Ve nehfid şeklinde uzatmadan galgaleyi de usulüne uygun yaparaktan okuyuşumuzu icra ediyoruz. Bir daha okuyorum. وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك Doğru okuyuş bu. Buradaki muhtemel hatalar da şunlar. Narcu veya nercu şeklinde iki türlü hata çıkıyor. Nun harfi ince ra kalın çünkü ra sakin makabli fetha. Dolayısıyla kalın okunması vacip ama ra'yı kalın okurken nunu da kalınlaştırmıyoruz. Nercu. Bunu yaparken nercu şeklinde sekte yapmak da hatalı ve nun ile ra arasını ayırmak da hatalı. Ner Nercu değil. Nun burada, Ra da burada. Hemen dibinden birbirine bağlıyoruz. Uzaktan getirip bağlarsak bu boşluğu kapatana kadar aralık açılıyor ve dolayısıyla mette dönüşüyor. Nercu oluyor. Bu şekilde değil. Nercu, Ra'ya hareke vermek de yok. Nercu, hatalı. Nercu, doğrusu bu. Rahmetake yine kef harfleri yerine k diye dilin ucuna kaymayacak. Ve nah olabiliyor. Hanın kalınlığı nuna bulaşıyor. Onu da kalınlaştırıp nah oluyor. Ne ince. Neh neh şe ne hoşe diye hareket vermek ha harfine yine hatalı. Şa değil ince istikametinde uzatıyoruz. Şa ve nehşa Allah olabiliyor. Zel kanunlaşınca. Zah harfine döner. Halbuki bu zel ince okumamız gerekiyor ki farkı fark ettirmiş olabilelim. Azabek zel harfi hem peltik hem de ince. Yine kaf harfine dikkat ediyoruz. Dil ucuna kaydırmıyoruz. Ve sakin olarak telaffuz ederken üzerinde hafif bir oyalanmak kef harfini şeklenemeye yeter. Bundan da kaçınıyoruz. Bek, bek. Bakın şeklendi. Niye şeklendi? Üzerinde gereğinden fazla oyalandık. Bek, bek şeklinde şedde vermeden telaffuz etmeye çalışalım. Bir daha okuyorum şimdi. Nercurah <laughs> نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفر Fari Doğru okuyuş bu. Burada dikkat edilecek hususlar şunlar. İnne derken teşdit ne olduğu için bir harften çok iki harften az miktarda tutmam gerekiyor. Azabeke derken yine önceki azabe kelimesi gibi zel harfi hem ince hem de peltek. Azabeke kef harfi yerine Biliku derken bakın ne oldu? E, lem harfine hareke geldi. Hareke vermeden okuyoruz. Bilku, bilku, bilku. Eğer lem harfindeki beyniye sıfatını tamamen bir hakkın kamilen verirsek hareke vermeme hususunda bize avantaj sağlar. Kuf derken dudaklar ötreden fetha'ya geriye toplanması gerekiyor çünkü şeddenin harekesi fetha. kuf değil kuf diye geriye topluyoruz. kuf far değil. Yani Türkçede küffar diye kullandığımız için bu kalınlaştırılıyor genellikle hata. İnce istikametinde uzatıyoruz. Feri. Ra harfi konumu itibariyle kesri olduğu için ince okunması vacip. Mulhi derken oradaki lam harfine hareket vermiyoruz. Mulhi, mulhi. Yapamıyorsak ne yapıyorduk? Metodumuz büyükten küçüğe sekteler yapmak suretiyle lam harfinin mahrecinden ayrılmadan o şekilde bir metod ile sakine hareket vermeyi engelliyorduk. Mulhi mul tam harfinden ayrılmıyorum. Mul hi mul hi mul hi sonra yan yana o tutturuyorum. Aradaki bütün boşluğu kaldırıyorum. Mul hi oluyor. Mul hi ko buradaki kalgaleyi yaparken hi ko şeklinde şedde vermeden yapmak gerekiyor. Hiko buradaki haya da dikkat ediyoruz h değil mulhinqo şeklinde olacak bir daha okuyorum inna azabak bil kufa di bir daha okuyorum inna azabak bil kuf Fâri mulhiq. Hanefi mezhebine göre ikinci kunut duasını tahlilsiz bir arada okuyorum. Allahu ekber. Allahumma iyyak. إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمة نحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق